Göz Göz Radyo'dan herkese mutlu akşamlar. Hepimizin bildiği ve yaşadığı üzere kombine gündemiyle yoğun 2 haftayı geride bırakmış bulunmaktayız. Bugün kulüp yönetiminin taraftar grupları ile yaptığı toplantıda söylediklerine göre resmi açıklama yarın gelecek ve bu sezon kombinesi olanlara yaklaşık %10-12 civarında bir indirim uygulanacak. Bu toplantı ile ilgili detayları az sonra grup temsilcilerimizin paylaşmasını isteyeceğiz. Şimdi öncelikle Yalı grubunu temsilen Efe Baki bizlerle. Efe abi hoş geldin. Bulduk. Bildiğimiz üzere Yalı grubu henüz fiyatlar açıklanmadan önce kale arkası ve maraton tribünde olacağını açıklamıştı. Şimdi Doğru. kafadaki bütün soru işaretlerini gidermek adına sürecin en başından Yalı grubunun düşüncesini, kulüple hangi aşamada ne görüştüğünü ve bugünkü toplantıda neler konuşulduğunu anlatmanı istiyoruz. Mikrofon sende Efe abi. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün abi kardeşlere selam olsun. Şimdi zaten öncelikle bu açıklamalarla alakalı sanırım böyle bir program yapıyoruz. Anlaşılmayan kısımlar olmuş zannediyorsam. Biz gereğince açık olduğunu düşünüyoruz esasında. Ama yeniden demek ki soru işaretleri oluşmuş. Biz de seve seve ne soru varsa bununla ilgili cevaplandıralım. Bugünkü toplantı geniş katılımlı oldu. Birçok grubun temsilcisi, sosyal medya temsilcileri vardı. Öncelikle bir kulübün şeyin stadın öncelikle bir bu çatı kısmı gezildi. Sonra tribünlere bir bakıldı. Akabinde başkan vekilimiz Talat Bey açıklamalarda bulundu. Fiyat politikası, stadın durumu. Şu şekilde onların kısaca bahsedeyim. Çok geniş kapsamlı bir açıklaması vardı esasında ama özetle geçersek bu stadın tümüyle bütün kullanım haklarının bizde olması sebebiyle ekstra maliyetler olduğunu belirtti. Onu da fiyatlara yansıdığını. Bunun dışında genel olarak diğer kulüplerin bilet fiyatlarıyla bir karşılaştırma var ama bunun yanlış olduğunu, onların bu stat masraflarından muaf olacak şekilde statları kullandığını belirtti. Onun dışında bu tabii sorular oldu. Özellikle kategoriyle alakalı soru oldu. Bunun dünyanın tarafında böyle olduğu gibi genel cevaplar verildi. Onun dışında bizim bu süreçle alakalı olarak neler yaptık bu süreçte? Yalı grubu 98 yılında kuruldu. 2005 yılında dernekleşmeye geçti biliyorsunuz. Tarihi boyunca zaten Yalı Derneği'nin kulüple sürekli olarak bir bağı olmuştur. Sürekli olarak temas kurmuştur. Bu süreçte de aynı şekilde başından beri daha inşaat sürecindeyken özellikle yaz ayında yavaş yavaş olaylar şekillenmeye başladığında kulüple gerekli temaslar yapıldı. Sonunda da bu aşamaya kadar gelindi. Karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Eminim ki burada değişiklikler olmuştur kulüp. Çünkü bizim ilk etapta daha yüksek bilet fiyatları konusunda bir durum vardı. Böyle bir durum vardı. Gelinen noktada biraz daha düşmüş gözüküyor. Bugün Talat Bey de başkanın bu süreçte işte bilet fiyatlarının indirilmesinde direkt olarak kendisinin katkısı olduğunu belirtti. Biz de yine bugün toplantı da aynı şekilde şifahi görüşmelerimizde de belirttiğimiz gibi bugün direkt olarak Tayat Bey'e de bu konuyu ilettik. Kategoriyle alakalı kaygılarımızı ilettik. Çünkü sonuç olarak bizim bir geleneğimiz var türbünsel anlamda. Hiç daha önce yaşamadığımız bir durum bu. Kategoriler halinde türbünün bölünmesi yani bir şey hoş bir durum değil tabii ki çoğu tepki de bu yönde ama kulübün bu şekilde bir takdiri var. Onunla ilgili zannediyorum yarın bir açıklama olur bu konuyla ilgili daha detaylı kulüp tüm konuşulanları verilen kararları net bir şekilde dile getirirler. Özetlemek gerekirse bu şekilde. Teşekkür ederiz abi görüşlerin için. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Yani Yalı grubu görüşmeye girerken kafasındaki her şeyi iletebildi mi veya işte istediği sonuçlar çıktı mı? Bunu da bir anlatabilirsen.
Yani biz sadece bu görüşme anlamında değil, biz biraz önce de söylediğim gibi sürecin başından beri görüşme halindeyiz. Net olarak kulübe, bizim dernek olarak bu konudaki görüşümüz nedir? Bunu kendilerine ilettik. Kulüp kendince karşı argümanlarla buna kendi görüşlerini söyledi. Bu noktaya geldik bir şekilde. Bizim zaten baştan beri söylediğimiz belliydi. Özellikle bu kategoriyle ilgili konunun, bu kategori olayının çok fazla gerçeklikle bağdaşmadığını biz hep savunduğumuz şey. Bu aşamada da biz şöyle düşündük. Tabii biz ilk açıklamayı yaptığımızda türbünsel yerleşim anlamında kale arkası ve maraton olarak konuşlanacağımızı belirtmiştik. Bunun sebebi de geniş bir kitleye hitap eden bir grup olmamız, çeşitli profillerde insanların olması. Biz bu konuda geleneğimiz gereğince insanları özgür bıraktık. Kendi iradelerine seçtiğimiz bölge içerisinde omuz omuza geçmişte olduğu gibi Göztepe'ye destek vereceğiz şeklinde bir karar aldık. Bunu deklar ettik. Akabinde kulüp fiyatları belirledi. Ondan sonra temaslarımız devam etti. Bütün kaygılarımızı ilettik. Sürekli olarak istişare halinde olduk. Yani geldiğimiz noktada tabii ki gönül ister ki maraton tribünde de insanların biraz daha ucuza, özellikle ailelerin. Bu arada aile konusunu açmışken sanırım şey de var. Bir çeşitli çalışmalar var bu konuyla ilgili. Onları zaten kulüp bunu şey yapar, açıklar. Onun dışında tribünsel anlamda düşündüğümüzde de kale arkası ve maraton olarak düşündük biz. Bugün stadı gezenler ya da daha önceden stadı görme imkanına sahip kişiler de teyit edecektir. Kale arkasının bitiş noktasıyla bu maratonun başlangıç noktası arasında çok fazla bir mesafe yok. Yani biz de orada bir L şeklinde tribünün yapılabileceğini, tek tribün şeklinde onu şey yapıyoruz, planlıyoruz. Fiziken yani kategori ya da tribün anlamında kale arkası ve maraton olarak gözükse de onların bir kesişme noktası var. Kale arkasından bittikten sonra maratondan yarıya kadar gelecek şekilde orada konumlanacağımızı deklare ettik. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum tribünsel anlamda. Yani bu şekilde bir düşünce vardı. Bunu da açık bir şekilde dile getirdik. Bazı şeyler, tepkiler olmuş sanırım. Hani bize de bir şekilde yansıyor. İstersen onların üzerinden konuşalım. Açıkçası çok fazla bu sosyal medya olaylarına da girmek istemiyoruz. Çünkü derneğin bir işleyişi var. Konular dernek içerisinde değerlendirilir. Demokratik bir şekilde tartışmaları yapılır. Kendi süzgecimizden geçirdikten sonra da gerekli açıklamayı yapıyoruz. Bizim işleyiş tarzımız bu şekilde. Yani biz bu açıklamayı bugün yaparsak şu şöyle der, bu böyle der sosyal medyadan. Bizim böyle kaygılarımız yok. Real anlamda bir düşüncesi olan varsa da mutlaka derneğimizin yeri bellidir. Gelirler derler ki Yalı grubu, ben geçmişte Yalı grubumla beraber yürüdüm ya da hiç Yalı derneğine girmedim. Ama size bir tavsiyem var, şöyle olsa acaba siz bu konuda yanlış mı konuşuyorsunuz dediklerinde biz burada amiyane tabirle insan yemiyoruz. İsteyen istediği şekilde eleştiri yapar. Başımızın üstünde yeri var. Herkesi de bekliyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Onun dışında yani birçok konu var esasında. Sen de yardımcı olursan bir programlı bir şekilde şey yapalım. Üstünden geçelim. Benim atladığım noktalar varsa. Tabii abi, ben önce şunu söyleyeyim. Kalmasın. Evet. Ben önce şunu söyleyeyim. Hem kale arkasında hem maratonda olacağınızı söylemiştiniz ya. Kale arkasının seti maratonun köşesine mi? Yani set o maratonla kale arkası arasında kalan bölümde mi olacak? Yoksa? Yani detay kısmında tam netlik kazanacak şu an inşaat aşamasında olduğu için ama genel olarak kale arkasının göbeğinde ve maratonun başladığı 1, 2 ve 3. blok sırayla söylüyorum. 215, 214, 213 şeklinde düşündük. Kale arkasının daha çok tribünün lokomotifi olduğu, maratonun da kale arkasında
bir bütün halinde hareket ettiği bir tribün planlaması. Tabii yeni bir stat olduğu için dört tarafı çevrili, yani taraftarımızın dört tribünde de olduğu ilk sanırım, yani o büyük şehirde ikincilikte o yüksek maçlar, yüksek sayılara ulaştığımız maçlar dışında ilk defa böyle bir tribün yerleşimindeyiz. Biraz da yaşayıp göreceğiz ama ilk etapta bizim düşündüğümüz kale arkasının tribün ve maraton tribünün biraz daha eski diye tabir edilen insanlar ve diğer bileşenlerle birlikte uyum içerisinde devamlılık sağlayabilecek bir tribün düşünüyoruz. Peki, sadece abi. Biz değil tabii ki, tüm tribün gruplarımız hep birlikte omuz omuza hiçbir sorun olmadan iyi bir performans sergileriz diye düşünüyoruz. Ben de tam o konuya tribünde girecektim abi. Şimdi bu tepki konusunda aslında tribün bayağı bir bölündü. Hani kulübü haklı bulanlar da çok sayıdaydı. Twitter üzerinden, sosyal medyadan tepki gösterenler de çok fazlaydı. Yani tribün gerçekten ikiye ayrılmış durumdaydı. Peki bu yeni statta, yani ya hem bütün taraftarlar üzerinde hem tribün grupları üzerinde konuşuyorum. Yani genel olarak bu birlikteliğin sağlanabileceğini düşünüyor musunuz? Sizin görüşünüz nelerdir? Şu şekilde ifade edeyim. Tribün grupları zaten tribün gruplarının temsilcileri nezdinde sürekli olarak birbirleriyle haberleşen, birlikte hareket etmeye çalışan topluluklar. Şimdi biz sosyal medya konusuna biraz değinmek istiyorum. Bizim bu Göztepe ile alakalı olarak değil, bütün ülkenin bir gerçekliği, aynı zamanda kanayan yarası da diyebiliriz. Biz kendi camiamızdan bakarsak buna sürekli olarak görüyoruz. Belli görüşler ortaya atılıyor. Ondan sonra insanlar bir şekilde belli bir kamplaşma oluyor. Onun üzerinden kendilerini ifade ediyorlar. Benim için özellikle beni çok rahatsız eden bir konu, adı sanığı belli olmayan değişik kullanıcı isimleriyle burada kulüp yönetimine yahut bizimle alakalı olduğu için bizi söylüyoruz. Sen Yalı grubunun ne zaman kurulduğunu, neler yaptığını, kimlerden oluştuğunu hiçbir şey bilmeden, yok işte başkancı, yok işte çay çorba muhabbetleri. Yani insanların burada onurları, gururları var. Öyle çay çorba işleri falan çok istiyorsa insanlar, çorbalarını da içerler. Bu konuda herkes de müşteri olsun. Hiç şey değil. Herkes haddini bilmeli öncelikle. Konuştuklarını bilmeli. Daha sonra konuştuklarının altında kalmasın. İnsanlarla konuşulduğunda, ya kardeşim bu nedir ne değildir diye söylediğinizde hemen klasik geri dönüş. Yok işte ben onu kastetmedim de bunu kastetmiştim gibisinden geri dönüşler alıyoruz. Yani bunlar da şey, bir şey söylüyorsan arkasında ol, yapıcı ol, gel konuş insanlara, herkes birbirine bir telefon uzaklığında. Orada laf çarpmalar, bunlar hoş olmuyor. Özellikle geçmişte beraber yürümüş insanların, özellikle bunları yaşıyoruz maalesef, üzülerek izliyoruz. Kişiler arasında çözülebilecek konular orada umuma açık bir platformda tartışılıyor. Buna da herkesin dikkat etmesini rica ediyorum. Rahatsız edici oluyor, hoş olmuyor, hoş gözükmüyor. Sadece Göztepe'den ibaret değil bu. Başka takımın taraftarları da var. Bu görüntüyü vermek hoş değil bence. Peki abi. Bu biraz da kişisel bir soru olacak ama genel olarak bu kombine konusunun, yani şu 2 haftalık bir süreç olarak bu kadar uzaması doğru mu sence? Yani bunu esasında şey yok. Uzayan bir durum değil. Sadece insanların beklentileri var. Herkesin doğru. Biz de isteriz. Keşke şey de olsa, bütün tribünler bedava olsa, biz de girsek maçımıza hiç böyle sorunlar yaşamasak, ama kulübün de kendince argümanları var. Bugün belirttiler. Şimdi bir stadın açılışı kontağı açtığı zaman amiyane tabirle 1.2 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Çünkü şimdi biz diğer kulüplerle karşılaştırma yapılırken
onların bazı bakımlardan muaf olduğunu, bizim kulübün her şeyi sahiplendiğini, işte bütün bir kül halinde tüm masraflara girdiğini bu şekilde beyan ettiler. Ben sebep olarak bu şekilde geliyorlar. Biz bunu özellikle kategori anlamında hiçbir şekilde kabul etmediğimizi söyledik. Tabii şimdi şöyle de bir durum var. Kulüp eğer bu konuda sonuçta belli bir anonim şirket şeklinde yönetilen bir kurul. Bir yere kadar biz bütün kaygılarımızı, bütün taleplerimizi iletiyoruz. Belli bir aşamadan sonra kulübün biraz da takdirinde kalıyor. Biz burada hiçbir zaman sert üslup kurumsal anlamda yarar getirilecek bir üslup değil. İkili görüşmeler sürekli olarak temas halinde hareket etmek bizim için daha mantıklı, bunun daha mantıklı olduğunu, en azından uzun vadede daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi insanların belli kaygıları var. Nedir? Bu kategori meselesinde ben işte arkadaşlarımla omuz omuza aynı blokta yer alamayacak mıyım? İşte benim yerime oturdun, o benim koltuğum muhabbetleri var, klasik. Onların önüne geçmek için de biz de derneğimiz nezdinde bir liste tuttuk. Bu liste doğrultusunda şu an en son 450 civarında bir şey vardı, sayı vardı. Şu şekilde bir sistem düşündük. Yani bunu körü körüne işte sabahtan akşama kadar biz isyan edilse de şey yapılsa da sonuçta karşı tarafta, yani karşı taraf dediğim kulüp nezdinde belli bir karşılığı oluyor. Kabul görmediği için de şöyle bir durum var, şöyle bir strateji izliyoruz. Bizim derneğimize gelip kayıt yaptıranlar, gerek geçmişte birlikte yürüdüğümüz, gerek hali hazırda birlikte yürüdüğümüz insanlar, yani birbirini bilen insanlar bloklarda yer aldığı zaman herhangi bir ne senin koltuğun benim koltuğum olayı olacaktır, ne işte çift takımlı falan o tür kaygılar var ya, bunların hepsinin önüne geçileceğini düşünüyorum. Bunun dışında kara borsayla alakalı konuyu da biz burada kendi payımıza tamamen def etmiş pozisyonda oluyoruz. Çünkü bizim derneğimize isim yazdıran insanlar zaten bizim bir şekilde birlikte yürüyeceğimiz insanlar. Biz bununla ilgili olarak herhangi bir kara borsa olmayacağını burada net bir şekilde garantisini de veriyoruz. Bu da sanırım bir ilk olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir strateji izledik. Gönül rahatlığıyla insanlar gelebilirler, derneğimize TC'lerini verip daha sonrasında sistem gereğince kendi ödemelerini yaparlar, kombinelerini alırlar. Eski sistemde her ne kadar bize bu bilet satış şekli, kategorili şekilde olsa da biz bu durumu fiilen de esasında bir karşılığı olmadığını bunu ispatlamış olacağız. Bu açıdan da yani durum bundan ibaret. Teşekkür ederim abi görüşlerin için. Yayınımızı sonlandırabiliriz. 22.00'da Forza Göztepe grubu temsilcisiyle devam edeceğiz yayınımıza. Efe abi sana tekrardan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Göz Göz Radyo'da yeniden sizlerleyiz. Şimdi yayınımızda Forza Göztepe grubunu temsilen Etka Yamak var. Etka hoş geldin. Hoş bulduk. Etka'ya söz hakkı vermeden önce dinleyicilerimize şunu belirtmek istiyorum. Bugün yapılan toplantının detaylarını açıklamak için Etka'dan sonra Göz Göz TV kurucusu Fırat Yavuz abimiz yayına bağlanacak. Kulübün bugün yaptığı açıklamaları iletecek. Şimdi Forza Göztepe için konuşacak olursak, herkesin bildiği gibi Forza fiyatları açıklanmadan önce kale arkasında olacağını açıklamıştı. Maraton tribün fiyatının beklenenin üzerinde olmasının ardından aslında gözler biraz da gruplara döndü. Forza'da sosyal medyadan Göztepe tribünü bir bütündür hashtag ile tweet attı. Ancak bu hususta başka bir paylaşım veya açıklama yapmadı. Şimdi merak edileni sormuş olalım biraz da. Forza Göztepe bu sürecin başından itibaren ne düşünüyordu? Kulüple hangi aşamada ne konuştu? Bütün bu soru işaretlerini cevaplayabilirsen seviniriz. Mikrofon sende Etka. Tabii. Şimdi şöyle başlayalım öncelikle. Bizim zaten yani derneğimizde ve grup olarak kale arkasına gireceğimiz uzun zamandır, senin de söylediğin gibi çok önceden belliydi. Bunun da sebebi şudur.
bizim derneğimizin ve kulüp içindeki arkadaşlarımızın maddi farklılıklarından dolayı biz zaten en başından beri en dipi düşünerek kale arkasına gireceğimizi kendi aramızda bir karara varmıştık. Bununla ilgili de herhangi bir resmi temasa geçmemiştik kimseyle açıkçası. Yani resmi olmayan bir dille kulüp içinde olan bazı Göztepe'li arkadaşlarımız da onlarla bunlarla bunun kritiğini, istişaresini diğer gruptaki arkadaşlarımızla bunlar yapılmıştı zaten. Bunun haricinde şöyle bir durum, ne demiştik soruda? Bu bilet fiyatları ile ilgili, bilet fiyatları ile ilgili olan kısma gelelim, kategori bilet fiyatları ile ilgili olan kısma. Bizim burada açıkçası zaten az çok bizi tanıyan insanlar, yani bizim burada duruşumuzun, protesto hakkımızın ne olacağını bilirler. Biz yani bu bilet politikasının, bu bilet fiyatlarının karşısındayız. Bunu açıkçası öyle bir eşlikle de destek olmaya çalıştık. Ama şöyle de bir durum var yani burada. Burada ne yapabiliriz? Yani bize ne gibi bir şey verilebilir? Ne gibi bir rol biçilebilir? Yani biz ne yapmalıyız? Bunu bir kendi aramızda şey yapmaya çalıştık, istişare etmeye çalıştık. Ve biz resmi temaslar, yani resmi olmayan temaslarla bu biletlerin pahalı olduğunu, bu bilet fiyatlarının yüksek olduğunu zaten herkese bildirdik yani. Muhatap olan herkese elimizden geldiğince bildirmeye çalıştık. Ve bu bilet fiyatlarının bu şekilde kabul edilemez olduğunu elimizden geldiğince bildirdik. Ve bugün de bunun arkasındayız. Yani bu konuyla ilgili sormak istediğin, grup olarak bizim yani merak ettiğiniz konular nelerdir? Yani şöyle, Forza Göztepe aslında kale arkasında olacağını açıklamıştı. Ama hani maraton tribününe gidecek kitlesi de olabilir. Yani insanlar maraton tribününe gidecek ya, insanlardan da Forza Göztepe destekçisi insanlar olabilir. Anlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Açıkçası önemli olan Forza destekçisi insanlar veya atıyorum işte diğer grupları, çok isim vermeye gerek yok, grup destekçisi insanlar. Bu açıkçası bizim grup, yani grup da demiyorum ben buna, bizim arkadaş grubumuzun, yani biz zaten bir arkadaş grubuyuz. Öncelikle en basitinden, en temelinde bir arkadaş grubuyuz. Bu bizim mentalitemizde yok zaten. Grup destekçisi, grup sempatizan insanlar. Göztepe'yi desteklersin orada. Göztepe vardır. Asıl olan da Göztepe'dir. Bizim zaten tek düşüncemiz budur, tek şeyimiz budur, yani mottomuz budur, öyle söyleyeyim. Yani bize bir grup olma olgusunu zaten hep bugüne kadar hep çevreden insanlar vermiştir. En başına gidersek bu işin, ki çok fazla girmek istemiyorum oralara. Ondan dolayı yani şöyle de bir durum yok, hani sen lafını açmışken. Biz zaten kale arkasına girecektik, orada bir maratonda böyle bir bilet fiyatı durumu oldu. Biz buna karışmayalım gibisinden bir durumumuz bizim için söz konusu olamaz. Bunlar bizim düsturlarımıza, görüşlerimize ters yani. Biz Göztepe isminin olduğu, Göztepe'li insanların mağdur olabileceği her yerde varız ve her yerde konuşuruz. Biz orada da konuştuk. Fakat biz artık yani son zamanlarda özellikle elimize kağıt kalem alalım, hadi sürekli açıklama yapalım, hadi sürekli açıklama yapalım olayında insanlar değiliz. Neden değiliz? Zaten yapımız buna müsait değil. Bir de bunun birazcık negatif yanlarını gördük. Geçen sene yaşadığımız bazı olaylarda da biz bunları gördük. Çok fazla spekülasyon dönüyor. Yani tribün ortamında, açıkçası sosyal medyada, orada burada çok fazla spekülasyon, çok fazla kirli bilgi dönüyor. O yüzden dolayı işler neticeye varmadan, herhangi bir yerden bir resmi açıklama gelmeden, kulüpten özellikle veya kulüp içi insanlarla herhangi bir resmi bir temasa geçmeden kalkıp da çok fazla açıklama yapıp suyu bulandırmamızın doğru olmadığını düşündüğümüz için böyle bir açıklama yapmadık. Ha, şunu da söyleyeyim size. Biz böyle bir açıklama yapmamakla beraber bizim kale arkasına gireceğimiz en başından beri, daha bu olaylar olmamasından beri belli olmasına rağmen, biz kimseye bu işler neticelenene kadar, maratondaki olaylar neticelenene kadar, ne bileyim bir liste, biz kale arkasına giriyoruz, hadi gelin derneğimize listelere izin yazdıralım falan filan gibisinden ne bir açıklama yaptık, ne bir duyuru yaptık yani. Sonuçta bu Göztepe tribünü bir bütündür dediysek, Göztepe tribünü bir bütündür. Bizim için bu iş her zaman böyledir. Biz kendimiz girmesek bile oraya girebilecek arkadaşlarımızı da düşünürüz. Oraya girebilecek arkadaşlarımız için bütün resmi temaslarda da bulunuruz, üzerimize düşen bir görev varsa. Ama şu bağlamda bir şey söyleyeyim ben. Yani biz kimsenin tribün grubu olarak tetikçisi değiliz. Onu söyleyebilirim. Yani insanlar, şöyle de insanlar var. Maalesef biz bunu görüyoruz. 30 kişilik arkadaş grubu, 40 kişilik arkadaş grubu. Ve bu insanlar senelerdir gelip gidiyorlar. Eyvallah. Bir düzenleri var. Eyvallah. Maratona girmek istiyorlar. Bilet pahalı geliyor. Ona da eyvallah. İstedikleri protestoyu yapsınlar. Bizden icazet almalarına gerek yok.
Zaten biz senelerdir protestoyu çok iyi bilen insanlar olarak yani kimseden bugüne kadar bir protesto hakkımızı kullanırken icazet almadık. Onlar da bizden icazet almasın. Onlara sonuna kadar destek. Ona da eyvallah. Ama şimdi bu adamlar da kalkıp da ya işte siz niye yoksunuz, niye ön plana çıkmıyorsunuz, neden kendinizi ön plana atmıyorsunuz derlerse biz onun işte karşısında oluruz. Bunun açıklamasını buradan sizin aracılığınızla yapalım yani. Ne yapabilirdik daha fazla bilmiyorum. Yani daha fazla şu yapılabilirdi, bu yapılabilirdi dediğiniz bir nokta varsa, insanların bunu dediği bir nokta varsa gelsinler, arasınlar, derneğimizin adresi bellidir. Gelip söylesinler, beraber gidelim o protestoları yapalım. Yani biz zamanında çoğu protestoda çok yalnız kaldık ama onlar inansın biz böyle bir söz verirsek kimseyi yalnız bırakmayız yani. Peki ben şeyi sorayım, aynı soruyu Yalı'ya da sordum. Bu protesto, daha doğrusu genel tepki konularında tribün genelinde böyle bir ikiye ayrılma durumu söz konusu oldu. Yani çok fazla farklı görüşler çıktı. Yani peki bu yeni statta tribündeki bu ayrılığın giderilebileceğini düşünüyor musunuz? Yani tribün olarak tek tribün şeklinde güzel bir akustiğin olacağını düşünüyor musunuz? Bir de şöyle bir soru var. Şöyle bir olay var daha doğrusu. Yalı grubu şey olarak söyledi. Kale arkasıyla maratonun birleşimi olan yerde olacağını söyledi. Siz de aynı kale arkasında daha göbekte olursunuz tahmin ettiğim kadarıyla. Bu bütünlük nasıl sağlanacak? Biraz daha tribün konusunda konuşursak. Yani şöyle söyleyeyim, biz kale arkasında olacağız. Çünkü en başta da söylediğim gibi aramızda maddi olarak dengesizlik durumunda olan arkadaşlarımız var. Birazcık daha durumu kötü olan arkadaşlarımız var. Ve biz de zaten grup olarak, arkadaşlık olarak, türbüncü olarak yani her zaman düsturumuz buydu. Bu böyle de devam edecek. En dipi kale almak zorundayız. Biz kendimizi bunu mecbur hissediyoruz. O yüzden kale arkasında olacağız. Sadece kale arkasında olacağız. Tabii daha göbeğe mi geçeriz, oraya mı geçeriz, buraya mı geçeriz? Yani bunlar yine konuşulacak ama göbeğe geçmeyi düşünüyoruz. Açıkçası düşünce bu. Çoğunluğun düşüncesi bu noktada yani. Bu birlik beraberlik meselesine gelmiştik. Yani birlik beraberlik meselesinde kesinlikle şu an kişileri, grupları böyle kasıt olarak tek bir grubu falan kastetmeyeceğim. Beraberiz tabii ki de. Birlik beraberlik için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz, yapacağız. Ama dediğin gibi türbün bu olaylarda ikiye bölündü. Bunu biz de gördük. Maalesef üzülerek takip ettik. Yani eskiye olan özlemimiz arttı. Onu söyleyebilirim yani şu yaşanan son olaylarda. Burada çok hassas bir çizgi var bize sorarsanız. Şöyle bir durum var bir. Açıkçası bu sorunun muhatabı çok biz olduğumuzu düşünmüyoruz ama neden biz olduğumuzu düşünmüyoruz oraya gelelim. Açıkçası dediğim gibi yani biz kendimiz kale arkasına girecektik. En başından beri bu durum böyleydi. Maratona girmeyi hiç düşünmedik bile. Ama yine de kimseye ne bir liste verdik. Kale arkasına gireceğiz zaten, ne fiyatlar bize uygun diye. Ne de herhangi bir temasta ve herhangi bir şeyde bulunduk. Resmi olarak yani onu söyleyeyim. İnsanları bekledik. Maratondaki insanların mağduriyetlerinin ne olacağını, kulübün resmi açıklamasının ne olacağını bunu bekledik açıkçası. Hala da liste vermiş değiliz. Onu da söyleyebilirim size. Eğer kim bu İnsanlar tepkilerini veriyorken, Göztepe tribünü bir bütündür diye herkes tepkisini ortaya koymuşken, o insanları düşünmeyip tribünden geldiğini düşündüğümüz, kendini belli başlı yerlere atan, kendinde bir söz sahibi, hak iddia eden, kendinde maratonda yer iddia eden, liste veren, el altından liste veren kim varsa bu sorunun aslında asıl muhatapları onlardır. Yani onlar konuşsun, biraz da biz onları dinleyelim. Yani bizim de meraklarımız giderilsin. Neden böyle, hangi psikolojiyle böyle yaklaşabiliyorlar? Kendilerine nasıl böyle bir üst takıl olarak görebiliyorlar? Biraz da biz onları dinleyelim. Hani böyle devam ederse açıkçası yani görünen o ki yani biz elimizden geldiğince birlik beraberlik içinde tabii ki de olmaya çalışacağız. Diğer gruptan arkadaşlarımız var, çok sevdiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz var. Biz tabii ki de kucaklayacağız herkese. Elimizden geldiğince yapacağız bunu ama insanlar böyle davranmak isterse illaki el altından listelerle onlarla bunlarla davranmaya devam ederse tabii ki de bir birlik beraberlik ortamı sağlanamayacaktır gibi görünüyor yani şu anda maalesef. Teşekkür ederim. Bir de son olarak şeyi sorayım. Bu Twitter'da şu an gündeme girdiği için söylüyorum. Hakan abinin galiba davasıyla ilgili bir gelişme var. Bu konuda da bilgilendirebilirsen insanları. Ya şöyle bir durum var orada maalesef. Hakan abi o bir sene daha geçen seneki Antalya maçından dolayı men yedi. Onun için böyle bir kampanya başlatıldı.
Onunla ilgili işte görüyorsunuz yani en başta da bize söylediğin gibi hani Forza neden daha fazla açıklama yapmadı gibi insanlar soruyor demiştin ya. Yani biz bak görüyorsunuz yani en basitinden Hakan abimiz yani bizim reisimiz bir yıl daha men yedi. Her hafta buradan karakola arkadaşlarımızı abilerimizi gönderiyoruz. İnanın biz bundan sıkılmadık bak. Bunu da söyleyebilirim. Bunun için her şeyi yaparız. Ama şunun altını keskin olarak çizmek istiyorum. Biz kimsenin tetikçisi de değiliz yani. İnsanlar istedikleri gibi protesto edebilirler. İnanın o protestolarda onların yanındayız. Senelerce protesto ettik herkesi ve çok yalnız kaldık. Hatta bazen düşünüyorum yani o yalnız kalışlarımızda şu an insanlar anlıyordur belki diye de düşünüyorum. Bu son olaylardan dolayı. Hani ondan dolayı bir kampanya başlatmıştık biz de. Onun devamıdır o kampanya. Teşekkür ederim. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin. Genel olarak toparlayıp kapatalım diyorum. Yani benim çok fazla eklemek istediğim maalesef bir şey yok. Dediğim gibi inşallah daha güzel bir şekilde bu işler daha anlaşmalı bir şekilde ilerleyebilirler. Ben buradan rahmetli başkanımız Bülent Özkul'u rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Sağ olun.